Abi şehribanların istediği bu aileyi araştırdım. Evet abi nedir? Kimi soyuyoruz? Soygun değil oğlum. Şehriban'a talip çıkmış, onu araştırmamızı istediler. Abi bingo. Yani bu boncuklu ailesi çok fena abi. Of yani hayvan hakları, sigortasız işçi çalıştırma, aşırı lüks tüketimi falan feci bir seceresi var yani. Galiba tam isabet bu sefer. Abi Hülya Şakir boncuklu çifti. Görgüsüz, saygısız, acayip böyle iki tip. Vergi kaçırdıkları aşikar. 3-5 parayı adam çalıştırıyorlar, sonra sigorta paralarını vermiyorlar. Adamların dilekçeleri ortada. Evlerinin etrafındaki sokak köpeklerini zehirletmişler bahçelerine giriyor diye. Öyle bir aile yani. Böyle resme, antikaya falan merakları var ama yalan da aslında bir şey de anlattıkları yok. Müzayedelere gidip en pahalı eserleri alıyorlar sadece. İyi tamam anladık. İğrenç bir aileymiş. Ne almışlar en son bunlar müzayede? Vallahi bakıyorum. Abi bir tablo almışlar 200 bin liraya. Tamam abi. 200 bin liralık tablo. Tuncer'in zaten okutma kanalları ortada. Oğlum, evin emekler çalışanı Şehriban'a talipmiş. Adı da talipmiş. Talip işte abi ne güzel. Talip kuş kondu başımıza. Abi olmadı Şehriban'ları da çağıralım ya. Çok riskli değil mi? Dur be oğlum be. Bir negatif düşünme bakalım. Aynen öyle abi. Zaten bu iş çok para kazandırmıyor mu abi? Tablo işi her zaman temiz iş. Girelim felsefeye de uygun. Abi bir de 200 bin. İyi para be. Ay bir şey söyleyeceğim. Sırf o köpekleri zehirlemişler var ya. Ben şahsen çok uyuz oldum bu aile. Yani Bahadır benim fikrim okey. Yani yapalım bu işi bence. Bence de. Bence de ama yalnız... Abi bu Ceyhun'la Şehriban başımıza bela olma ihtimali var. Bu durumu avantaja da çevirebiliriz. Aynen öyle abi. Her türlü çeviririz. Abi... O zaman senden devraldığım ve titizlikle, büyük bir disiplinle idare ettiğim liderlik görevini sana iade ederek soruyorum. Plan nedir abi? Ne yapıyorsun? Siz ikiniz şu evi bir keşfe çıkın, tamam mı? Şu müstakbel damakla da bir muhabbet edersiniz. Vaho, sen de Tuncer'le şu ressamı bul. Hangi ressam abi? Oğlum, kübik kami. Aa sen tanımazsın. Tuncer bulur onu. Kızlar, biz de ofisteyiz. Ha, ihtiyaca göre. Hadi yürü kardeş, hadi. Şu üstümüzü değiştirelim kuzen. Tamam. Hadi. Tuncer'i bul. Dönerle giriyoruz. Adamlar bizi iyice fakir sanmasın. Bu işin kuralı bu. Tavuk döner, horoz gömer. Mevzu bu yani. Buyurun. Talip Bey'e bakmıştık da. Ne soruyorsunuz? Biz Talip Bey'in taliplisinin talipleriyiz. Kendisi aşağıda. Buradan buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Rica ederim. İyi günler. Vallahi güvenlik gibi güvenlik yani. 2 metre adam. Valla ben de güvende hissettim kendimi. Ne yalan söyleyeyim. Oğlum bu nasıl ev lan? Vay be. Vallahi billahi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aa, Poyraça dayı. Poyraça dayı, biz Talip abiye bakmıştık. Buyurun benim. Ha, burun taktım ya, ondan tanımadınız herhalde. Ya öyle bir yapıştırmışım ki çıkmıyor daha. Palyaço olsun, sor işe. Aman iş olsun da. Demek Şehriban Hanım gönüllerisiniz. Vallahi çok memnun oldum gençler ya. Eyvallah. Şehriban abla bizim canımız. Duyduk böyle bir olay var. Gelelim bir tanışalım Talip abiyle dedik. Sağ olun. Şehriban Hanım ben bir sefer gördüm. Dedim işte kadın. Kadın ya. Sağ olsun Fatma Hanım aracı oldu. Bakalım yanıt bekliyoruz. Hayırlısı abi. Hayırlısı. Senin abi bu palyaço falan ne iş? Ya ben 20 senedir bu evde çalışırım. Ev sahibim Fülya Hanım çok tutumlu bir kadındır. Onun bir tane oğlu var Kıvançcan. Onun doğum günü. İşte dedi ki sen dedi palyaço ol Talip. Hani para vermeyelim boşuna dedi. Gerçi sana mı yaptırıyorlar abi kocaman adam? Sonra burada böyle işte. Mesela şu gördüğünüz bağ bahçe var ya bunların hepsini ben yaptım. Mesela evde bir şey bozulur, kırılır. Hadi Talip tamir et. İşte sular akmaz. Talip sulara ne oldu? Abi sen anladığım kadarıyla Hababam sınıfındaki Hafize Ana gibisin bu evde. Evde güzel ha. İki falan nasıl acaba? Çok merak ettim ben. Vallahi al benden de o kadar ya. Gelin gezdireyim size. Var mı gün abi? Olacak şey benim. Buyurun. Ya sen 10 numara adam çıktın abi bak. Vallahi Şehriban teyzeye bunların hepsini teker teker anlatacağız. Sağ olasın, sağ olasın. Bizi dinler, çok önem verir fikirlerimize. Gelin, gelin gençler, gelin. Bakın, neredeyse bu evin bütün çivilerini ben çaktım. Şu duvar kağıtlarını falan hep ben yaptım ha.
Ya Talip abi. Hı. Bence sen bize yaptıklarını anlatma abi. Sen yapmadıklarını anlat. Böylece daha kısa sürsün. Vay be. Hakikaten güzel ev yalnız ha. Talip abi. Hı. Bu oda ne? Ha, bu oda Hülya Hanım'ın özel odası. Müzayedelerden aldıklarını burada saklar. Ondan sonra gelene gidene de şu parayı aldım, bu parayı aldım gösterir. Kasa var mı bu evde? Ne yapacağım? Kasayı soracağım delikanlı. Çok güzel şaka. Yok abi böyle evi merak ediyoruz ya ondan sonra. Bu oda kilitli, anahtarları da bende. E güzel abi, gelmişken girelim. Anahtarları üstümde taşımıyorum ki. Aşağıda bir adam var, orada duruyor. Yoksa kocanın bütün anahtarları üstünde olsa Naim Süleymanoğlu olmam lazım benim. Gülmediniz. Ya işte espri kabiliyetim fazla yok ya, tutturamıyorum. İyisin, iyisin. Bir dakika, ben geç kaldım ya. Daha palyaçoluk var. Hadi, hadi, hadi gidelim. Talip abi, sen bizi ağırladın, evi gezdirdin. E biz de sana bir kıyak yapalım. Eve diyorum, doğum günü için. Sihirbaz, paylaşa maylaşa getirelim biz. Hülya Hanım masraf istemiyor. Zaten geçen doğum gününde de tavşan olmuştum. Alışkınım ben. Abicim masraf edecek olan kim? Bu bizim sana hediyemiz olacak. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Biz zaten Şehriban teyzenin başını bağlamak istiyoruz. Ama Şehriban teyze böyle palyaço falan filan bu işlerden hiç hoşlanmaz abi. Vallahi mi? Hı. Yani palyaço candır tabii ki ama Şehriban abla sevmiyor. Olgun kadın ya. Ha, zaten daha yanıt da vermedi. Hayırlısı olur inşallah. Hadi yine iyisin, iyisin. İyisin. Getiriyoruz. Bir saate getiriyoruz. Sağ olun gençler. Tamam abi, bunları bir değiştir. Ya. Tamam. Ya. Özellikle papyon. Papyon, tamam. Gelecek anneciğim. Bir dakika. Talip efendi. Buyurun hanımefendi. Aa, sen niye hala bu kılıktasın? Palyaço bekliyor çocuklar burada. Efendim şey oldu. Şeyden dolayı yani gelecekler. Ne söylendi sana? Hadi çabuk git değiştir üstünü. Onlar da nereden çıktı Talip efendi? Efendim biz çocuk tiyatrosundan geldik. Gönüllü olarak çocuklarınızı bu doğum gününde eğlendireceğiz. Yani beleş, çocuklara eğlence olsun diye. Ha, iyi, peki madem. Ben odamdayım. Dikkat et bir şeyleri kırıp dökmesinler. Başlıyor. Biz geldik. Sen sihirbaz mısın? Evet, ben sihirbazım. Bize bir numarayı yapsana. Yapayım mı? Evet. Ne bu? Yumurta. Yumurtadan geçiyor güzel. Tamam, dikkat et yumurtaya basma. Ya ben sihir yapınca böyle heyecanlanıyorum ya, olmazsa falan diye de. Bir tuvalet nerede kullanabilir miyim? Otur. Evet ya. Çocuklar, şimdi gösteri yapıp şarkı söyleyeceğiz. Hazır mısınız? Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Sen de kimsin? Ne işin var burada? Ben sihirbazım efendim. Çocuklara gösteri yapıyorduk. Avucundaki ne senin? Neden kapalı? Açsana. Avucum kapalı çünkü çocuklara ben sihir yapıyordum ya. Avucumu o yüzden sımsıkı kapatmışım böyle. Aç da görelim neymiş o elindeki. Yumurta efendim. Gösteriyi gidin çocuklara yapın.
Beni takip edin. Peki. Talip Efendi. Buyurun. Bu sihirbaz odaları karıştırmış, evin içinde kafasına göre geziniyor. Niye? Ayak yolu mu bulanmış efendim? Yok yok, ben bir ilacın üzerine çalışıyordum da kendimi kaybetmeyle ilgili. Bir baktım kendimi kaybetmişim böyle. Kimse salondan ayrılmasın. Doğum günü pastası gelene kadar bu arkadaşların hepsi gitmiş olsun. Emredersiniz Şakir Bey. O zaman arkadaşlar madem, biz de yavaştan tiyatromuza doğru. Hadi gel. Saygılar efendim, gel, saygılar. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?